Habertürk.com'a hoş geldiniz. Geçen yılki müsilaj probleminin ardından bu sene nasıl bir Marmara Denizi bizi bekliyor? Yine aynı görüntülerle karşı karşıya kalır mıyız? Konuğum ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Barış Salihoğlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle geçen yılda konuşmuştuk. İklim krizi, iklim krizinin denizlere yansımalarını biraz ele almıştık ve bu bağlamda konuşmuştuk Marmara Denizi'ndeki müsilaj problemini. Bir çevre felaketiyle karşı karşıya kalmıştık geçen yaz. Şubat, Mart ayı gibi ortaya çıkmaya başlamış, giderek yoğunlaşmıştı. Ve biz uzun uzun da konuşmuştuk bu konuyu, sebeplerini, ilgili çalışmaları vesaire. Yine bu sene geçen yazdan daha sıcak bir yaz olabilir, böyle bir ihtimal var gibi görüyor, öngörüyor uzmanlar. Peki o zaman bağlı olarak yine müsilaj sorunuyla karşı karşıya kalır mıyız? Nasıl bir Marmara Denizi biz bekliyor bu yaz? Biraz sizden görüşlerinizi almak isterim hocam, buyurun. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, tam anlamıyla bir iklim krizinin ortasındayız esasında. Bunu yaşıyoruz, denizlerimizde bunu had safhada hissediyoruz. Şu an denizin en soğuk hali Marmara'nın, yani görecede soğuk bir kış geçti ve Marmara Denizi şu anda soğuk. Yalnız bundan sonra sıcaklıklarda çok ciddi artışlar bekliyoruz. Yani bu iklimin etkileri Marmara'da üst düzey oluyor zaten. Bu yazda bu sıcaklıklarda ciddi artışlar olacağını göreceğiz. Bunun üstüne bir de Marmara Denizi biliyorsunuz ciddi kirlilik baskısı altında. Bunlar kara kökenli kirlilik tabii, yayılı kaynaklardan, noktasal kaynaklardan olan kirlilik. Ve biz son bir hafta Marmara Denizi'nde çalışıyorduk. Çalışmalarımızı yeni tamamladık. Gemiden gelen ekiple hocalarımızla daha yeni bir görüşme yaptım ve durumun iyi. Ne hocam gözlemleriniz şu andaki Marmara Denizi ile ilgili olarak? Evet, yani durum iyiye gitmiyor. Şimdi şu anda müsilaj yok. Ama şu anda müsilaj olmaması durumun iyi olduğu manasına gelmez. Marmara'daki en önemli gösterge oksijen. Ve evet, Marmara'daki oksijenin zaten azdı. Geçen yaza göre daha da azalmış olduğunu tespit ettik. Yani bu endişe verici bir durum. Bu kirliliğin daha da artmış olduğunun bir göstergesi. Akdeniz'den giren oksijenli su da Marmara'ya artık nüfuz edemiyor. Yani o kirliliğin etkisiyle bu oksijen de çok hızlı tükeniyor. Ve derinlerde artık oksijensiz dediğimiz suları görmeye başlamış durumdayız. Evet. Peki geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bir seferberliği olmuştu müsilaja yönelik. Hem yüzeyden temizleme hem de oksijenlendirme çalışmaları yapılmıştı. Bu çalışmaların bir etkisi olur mu? Yani bugüne yansır mı bu seneye? Şimdi o tür çalışmalar kısa vadeli çalışmalar. Yani onları biz bakanlığımızla beraber değerlendirdik. Müsilaj olan dönemde bu tür uygulamaların özellikle sığ kesimlerde faydalı olabileceğini o zaman belirttik. Ama bunlar uzun vadeli çözüm önerileri değildi zaten. Yani o anlık, o müsilajın anlık etkilerini gidermeye yönelikti. Uzun vadeli tek çözüm Marmara'yı kirletmemek. Marmara'ya giren kirliliği azaltmak. Bunu yapmadığımız sürece bu durum iyiye gitmeyecek. Evet, şu derin deniz deşarjı meselesi değil mi? O konuda atılan adımlar var mı? Neler yapılabilir? Daha kalıcı bir çözüm için hocam peki. Evet. Siz bu anlamda bilim kurulunda da, bu müsilaj için oluşturulan bilim kurulunda da yer aldınız. Var mı öneriler kalıcı bir çözüm için? Nedir? Şimdi kalıcı önerilerimiz esasında ortada. Yani hazırlanan Marmara Eylem Planı da çok doğru bir eylem planı. Buradaki ana öneriler, evet, yani şehirlerden yapılacak deşarjların muhakkak arıtılması gerektiği. Sadece şehirlerden yapılan deşarj değil, yayılı kaynaklar dediğimiz işte nehirlerden giren kirlilik de Marmara'yı had safhada etkiliyor. İşte evet, endüstri olsun, tarım olsun, bunların kirliliği de Marmara'yı üst düzeyde etkilediğini görüyoruz. Bunların ivedi biçimde İlk etapta yarı yarıya, giren kirliliğin yarı yarıya azaltılması gerekiyor. Yani hem şehirlerden olan deşarjların hem de
nehirlerden olan kirliliğin ivedi biçimde yarı yarıya azaltılması gerekiyor. Mutlaka. Peki biz özellikle şunu konuşmuştuk. Yüzeyde görünen sadece hani buzdağının görünen kısmı demiştik müsilaj için. Derinlerde asıl yoğunluk var demiştik. Deniz suyu sıcaklığı bunu nasıl etkiliyor? Şu anda derin denizlerdeki müsilaj durumu nedir peki hocam? Şu anda ne yüzeyde ne de derinde müsilaj görmedik. Şu anda yok. Yalnız tekrar ediyorum, şu an denizin en soğuk olduğu dönemi yaşıyoruz. Geçen yıl böyle değildi. Geçen yıl evet müsilaj görüyorduk bu dönemlerde, konuşuyorduk ama gerçekten soğuk bir kış geçirdik ve deniz ciddi biçimde karışmış durumda, soğumuş durumda. Deniz suyu sıcaklıkları artmaya başladığı zaman çok daha riskli durumlar ortaya çıkacak. Yani bundan sonrası için. Bundan sonrası evet. için asıl evet. deniz suyu sıcaklığının arttığı dönem riskli ve tehlikeli. Şu an için böyle bir gidişat olmasa da ama bu nispeten geçen seneye göre iyi bir haber olarak kabul edebilir miyiz? Şubat, Mart gibi çünkü müsilaj artık görülmeye başlamıştı. Nisan ayındayız. Soğuk olduğu için böyle gidiyor desek de bize mesela Haziran, Temmuz gibi bir fikir verir mi bu görüntü? Müsilaj açısından evet. Yani geçen yıla göre bu yılki durum daha iyi. Ama Marmara Denizi açısından durum daha iyi değil. Yani bunun altını çizmek isterim. Çünkü sizin de dediğiniz gibi müsilaj bir sonuç. Evet. Yani müsilaj neyin sonucu? Marmara'nın çok ciddi biçimde kirletilmesinin ve iklimin ve üzerine gelen iklim krizinin bir sonucu aslında. Evet. Bunların bir sonucu ve yani mevcut durum, yani geçen yılki durum kötüleşerek Marmara'da süre geliyor. Yani kirlilik artmış durumda. Kirlilik Evet, ve oksijensizlik anlamında söylüyorsun. Aynen. Yani kirlilik arttığı için oksijensizlik evet. artıyor. Gerçi iklimin de etkisi burada var tabii ki muhakkak. Bu ikisinin etkisi artmış durumda. Dolayısıyla yani müsilaj hiç olmasa bile Marmara'daki kritik durum sürüyor. Yani iyiye bir gidiş yok. Yok. Peki var mı önümüzdeki süreçte bu yönde bir proje atılacak adım ya da var Evet. mı hocam? Yani Düşünülen biz bir... bakanlığımızda yakın çalışıyoruz. Yani çözüm önerilerini masaya yatırıyoruz. Daha önce de söylemiştik. Yani çözüm çok hızlı gelmeyecek. Yani bugün bile Marmara'daki kirliliği yarı yarıya azaltsak işte Marmara'nın istediğimiz oksijen seviyelerine, iyileşme demiyorum ama hedeflediğimiz oksijen seviyelerine çıkması bir 5-6 yılı bulacak Evet. en azından. Ama yani gördüğümüzde şöyle bir durum var. Kirlilikteki seviye kendini korumuş durumda. Yani bu önlemleri, eylem planındaki önlemleri hızla devreye sokmamız ve kararlılıkla bunları uygulamamız gerekiyor. Henüz o konuda bir iyileşme söz konusu değil anladığım kadarıyla hocam. Yani denizdeki durum onu gösteriyor. Peki hocam. Eklemek istedikleriniz var mı son olarak? Evet, yani bu iklim krizi de çok önemli. Şimdi iklimin etkilerini kısa vadede ortadan kaldıramıyoruz. Yani biliyorsunuz iklim global bir sorun. Belli ki bu artan sıcaklıklar denizleri, kara ekosistemlerini etkilemeye devam edecek. Ama diğer baskıları azaltarak bu ekosistemleri koruma altına almamız gerekiyor. Evet, iklimin etkisine karşı çok hızlı önlemler alamıyoruz. Ama diğer insan baskılarını azaltırsak iklim etkilerine karşı bu yani çok çok değerli olan bu ekosistemleri koruma altına almış oluruz. Alalım. Bu yönde de bütünlükçü bir mücadele gerekiyor tabii. Peki, çok teşekkür ediyorum hocam katkılarınız için. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Barış Salihoğlu ile konuştuk. Geçen yılki müsilaj görüntülerinin ardından bizi bu sene nasıl bir Marmara Denizi bekliyor? Çok teşekkür ediyorum tekrar. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.